Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Efendim bu Hatay'da Lütfü Savaş mı olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı işte İstanbul ilçeleri ne alemde? Ankara'nın Çankayası ne olacak filan? Artık size de bu e, haberler biraz kabak tadı verdiyse, canınızı sıktıysa e, bugün size daha önemli şeylerden bahsedeceğim. Ama bir cümle söyleyeyim. Bakın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Kalkınma Partisi bu kadar eleştiriliyor efendim. İçinde çatlak var vesaire. Ya bir sistematik içinde gitti. Önce bu tartışmaları önce yaşattı Adalet Kalkınma Partisi teşkilatı ve seçmenine. Sonra efendim büyük şehir ve il belediye başkanlarını iki parti halinde açıkladı. Şimdi geldi ilçelere. İlçeleri açıklıyor. Bir sistematik var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir sistematik yok. Kara kucak gidiyorlar. Bakalım adayları bir açıklansın ondan sonra yorumlarımızı yaparız. Şimdi dediğim gibi daha önemli mevzulardan söz etmek istiyorum. Bir, Bayraktar markası TB2 Ukrayna Savaşı'nda büyük sükse yaptı. Dünya çapında bu silahlı ve silahsız insansız araçlar, hava araçları. Ve bir fabrika kurmaya karar verdi. Haluk Bayraktar şirketin işte icra kurulu başkanı bunu açıkladı. Ukrayna'da bir fabrika kuracağız. İşte yılda 120 TB2 mi TB3 mü ne kadarına ne kadar daha karar vermedik ama üreteceğiz dedi. Dedi ama bunun arkasından Rusya parlamentosunun önemli bir isminden baya bir tehdit geldi. Bizim için Ukrayna'daki askeri tesis meşru hedeftir vurabiliriz diye. Bu bir bunu ele alacağız sonra iki. Çin markası var Great Wall diye bir şey Great Wall hani büyük duvar ama Çin Seddi'ne bizim Çin Seddi dediğimize onlar öyle diyor. Ondan sonra büyük bir otomotiv dünya çapında bir otomotiv markası Türkiye'ye yatırım yapacaktı. Bir süredir görüşmeler vardı buna da çok önem veriliyordu. Neden? Çünkü Avrupa'dan yeni marka çekemiyor Türk otomotiv sanayi artık. Avrupa'da da otomotiv satışlarında düşüşler var. Ekonomik durgunluk her yerde değişik oranlarda ama her yerde. Ee, Uzak Doğu'dan e, ithalatlı ithalata engelleyip üretimi e, buraya almak istiyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Başkanlığı Yatırım Ofisi e, bu konuda görüşmeleri yürütüyordu. Ekonomi Gazetesine göre bu görüşmeler olumsuz sonuçlandı. E, bu Yatırım Ofisinin başında Burak Dağlıoğlu var biliyorsunuz kendisi aynı zamanda e, Türkiye Varlık Fonu da üyesi yani Türkiye Varlık Fonu biliyorsunuz işte telekom şirketlerinden, BOTAŞ'a, Türk Hava Yolları'na, kamu bankalarına kadar yani onların da hisselerinin satışı söz konusu şimdi özellikle körfez ülkelerine geleceğiz oraya da. Ama neden şey olmuş, neden ne gerekçeyle reddetmişler? Ekonomim gazetesine göre yani bir iş, işçilik maliyetleri bence bu hakikaten bir şey değil. Yani bir bahane değil çünkü Hani Türkiye'de de iş, işçilik artık ucuzsa dünya ülkelerine göre söylüyorum dolar olmuş 30 lira ucuzsa artık bu pers pes bu bir gerekçe değil. Ama diğer gerekçe önemli diyorlar ki Çinliler değişen yönetmenlikler durmadan yönetmenlikler değişiyor biz neye göre yatırım yapacağız bugün bir yatırım yapacağız iki gün sonra yönetmenlik değişecek hadi ona uygulayacağız üç gün sonra bir daha değişecek. E, istikrar diyoruz ya hani biz İstikrar ekonomide istikrar işte bu. Çinliler bunu bu şekilde ifade etmiş. Kardeşim sen her gün yönetmelik değiştirirsen kafana göre ben de gelmem. Demiş ve gelmek istemediklerini bunu bildirmişler. Şimdi buradan başka yerlere de geleceğiz. Hani dedik ya Rusya. Şimdi Rusya'da Rus parlamentosunun uluslararası ilişkiler üyesi komisyonu üyesi Dimitri Belkin buradan notlarımdan okuyorum ki size yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Bunu medya günlüğünde Fuat Safarov var Moskova'da. Onun sayesinde öğrendik. Lenta diye bir siteleri var. Bir haber siteleri var Rusların. Oraya konuşmuş bu Dimitri Belkin. Diyor ki arkadaş diyor Ukrayna'da sen silah fabrikası kurarsan diyor bayraklardan bahsediyor. Yani TB2, TB3 üretmek üzere. Bu benim için meşru hedeftir diyor. Bunu vurabiliriz biz diyor. E peki vurursan Türkiye ile olan ilişkiler ne olacak? Diyor ki etkilenmez. Türkiye ile ilişkiler etkilenmez. Biz bir yolunu buluruz diyor. Şimdi bu tamam tabii ki biraz e, insanı e, irkiltiyor. E, takdir edersiniz. Çünkü Bayraktar ya da Baykar şirketi herhangi bir marka değil ki. Selçuk Bayraktar şirketin teknik müdürü ve tasarımcısı. Bütün bu şeyleri tasarlayan kendi e, mühendislik yeteneği ve ekibiyle e, o Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da damadı. Yani bunu ikisini herhangi bir marka gibi, herhangi bir Türk markası gibi bunu birbirinden ayırmak çok kolay değil. Çok kolay değil. Ama diyor ki bu Dimitri Melkin ya diyor biz başka yolunu buluruz. Şunu demek istiyor arkadaş sen iki gün önce İsveç'in NATO üyeliğini benim ne kadar rahatsız olacağımı bilerek onayladım. Ben buna ne cevap verdim? Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklaması vardı. Türkiye'nin egemen haklarıdır, istediğini yapar diyor. Bu Dimitri Belkin de diyor ki yani biz Türkiye'yi öyle asla yapma etme filan demeyiz. Ama Ukrayna'da kurulmuş askeri tesisler, askeri teçhizat üretim tesisleri bizim için meşru hedeftir diyor. Ee, bakalım ne olacak çünkü tehlikeli bir dönemde diyor bunu tehlikeli bir dönemde diyor bakın e, bugün gelecekti değil mi Vladimir Putin e, Rusya Devlet Başkanı ertelendi e, ziyareti ha, gerekçe Mart ayındaki 15-17 Mart seçimler. Yani Rusya'da çok büyük bir demokratik ortam olduğunu söylemeyiz ama seçimler var. Ben seçimden sonra bir bakacağım geleceğim dedi. Bir başka sorun daha var. Sadece TB2 değil Rusya'yla. Ne var? E, hatırlayacaksınız geçen sene bu zamanlar tam ülke seçime gidiyorken 2023 seçimlerine Putin Erdoğan'a büyük bir jest yapmıştı. Botaş'ın 20 milyar dolara yakın e, borçlarını ertelemişti. Ne zamana kadar? Bir yılın ertelemişti. Doluyor. Yani Nisan'da falan dolacak bu süre. Ha, ondan sonra ne olacak? Seçim de geçmiş olacak. Hani seçim geçecek. Zamlar şimdi yapılmıyor. Hani sonuca siz varın. Ne olur? Z diyoruz ya hep seçimden sonra zamlar gelecek diye. Bakalım doğal da gelecek mi gelmeyecek mi? Elektriğe gelecek mi gelmeyecek mi? Bildiğin, cevabını bildiğin soruları soruyorsun. Murat Yetkin hile yapıyorsun derseniz birazcık öyle birazcık bu konuda öyle cevabını bildiğimiz sadece benim değil sizin de bildiğiniz sorular bunlar şimdi bir yandan da e, NATO genel sekreteri Türkiye'nin de üyesi olduğu ve şimdi hani o sayede İsveç'li İsveç'in üyeliğini onayladık F16'lar geliyor değil mi dünkü yayında çok ayrıntılı size söyledim Kongre'deki Amerikan Kongresi'ndeki 15 günlük sessizlik süresi itiraz olmadan atlatıldı ve e, Yunanistan'a da F35 Aynı kararla satılması şartıyla Türkiye'de F-16'lar, yeni F-16'lar gelecek. Onun önü artık açıldı. E şimdi NATO güçleniyor. Bu Rusya'nın işine geliyor mu? Hayır gelmiyor. Dahası NATO Genel Sekreteri dedi ki dün bir Alman gazetesine pazar günü Welt am Sonntag gazetesine verdiği bir mülakatta Avrupa ülkelerini silahlanmaya çağırdı. Ya bundan daha açık bir savaş çağrısı olur mu? Diyor ki... E, Önümüzdeki 10 yıllarca Rusya ile çatışma ortamında olacağız. E, Amerikan Kongresinin hali belli işte. Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya silah yardımını bloke ediyorlar. Ee, o zaman Avrupa ülkeleri çok silah üretsin de Ukrayna'ya yardım edelim. Şimdi buna kaç tane Avrupa ülkesi e, evet diyecek bilmiyorum ama Amerika'daki seçimleri de e, Kasım ayında Trump kazanırsa eğer. Avrupalıların en büyük korkusu işte o zaman ne olacağını e, hiç kestiremiyoruz. Dış politika hakikaten çok e, bütün dünyada uluslararası politika gayet tehlikeli bir gidiş arz ediyor. Yani Savaş rüzgarları esiyor işte demeçleri okuyorsunuz artık oraya saldırabiliriz diyor birisi Türk fabrikasına. Öbürü diyor ki aman silahlanın diyor Rusya'ya karşı diyor savaş var diyor. İlk uyan kim? Almanya. Almanya 100 milyar avro... Silah yatırımı yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş ölçüde silahlanıyor Almanya. Almanya daha önce iki defa silahlanmıştı. Ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya Murat Yetkin sen de hep cevabını bildiğimiz, siz de biliyorsunuz bunun cevabını. Almanya daha önce iki defa dev bir silahlanma hamlesine girdi. Ne oldu biliyoruz. İki Dünya Savaşı gördü bu yerküre. Şimdi gelelim Türkiye'nin dış politika manzarasına. Mısır'a gidiyor Cumhurbaşkanımız ayın 14'ünde. Şimdi bazı basında işte sevgililer gününde gidiyor falan orayı şey yapmışlar 14 Şubat diye. Mısır'a gidiyor ama daha önce ne yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız? Daha önce demişti ki bu Sisi darbeci katil ondan sonra ben bunun olduğu yerde olmam diyordu. Türkiye ile Mısır ilişkilerini kestik. Bu yüzden Cumhurbaşkanı kesti yani Rafaat koyduk, dondurucuya koyduk. 2011 yılından, 2013 yılından özür dilerim sonra 2011'de en son Cumhurbaşkanı oraya gitmişti. 2013'te darbe yapınca Sisi, Mursi'yi devirince Cumhurbaşkanı da ilişkileri kesti. Hatta 2014'te Trump bir yemek verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ev sahipliği Amerika'da New York şehrinde biliyorsunuz. Orada şeref masasında Erdoğan'ın da yeri var. Aa bir baktı Erdoğan orada sisi de oturuyor. Döndü oturmadı ben sisinin olduğu yere bir diktatörün olduğu yere oturmam dedi. Alkışlandı Türkiye'de Yaygın medya alkışladı. Hep bravo işte böyle tutun böyle olur diye. E sonra 2019'da yerel seçimlerde işte şimdi bir yerel seçime daha geldik. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanının Adalet Kalkınma Partisi genel başkanının e, sloganı neydi? Binali Yıldırım'dı ya da ya Binali ya sisi. Yani Ekrem İmamoğlu sisi olmuştu o kadar kötü yani. Tamam? E şimdi ne oluyor? Onun olduğu yere olmam başkasının daveti bile olsa oturduğu masaya oturmam diyen Erdoğan Sisi'yi ziyarete gidiyor. Ne değişti? Sisi mi değişti? İşte seçimler yapıldı yine Mısır'da böyle yüzde %90 falan gibi yani şey hiçbir ciddiyeti olan şeyler değil sonuçlar değil. Tebrik etti Erdoğan tebrik ederim sizi diye şimdi de ziyaretine gidiyor. Ne değişti? Kaybolan yıllar Türkiye'ye neye mal oldu? Bunu sormayacak mıyız? Sormayacak mıyız? E sadece o da değil, e şeyden Mısır'dan bir gün önce yani 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor. Kaçıncı ziyareti bu? E Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Zeyit devlet başkanı. E o da bizim bir numaralı düşmanımız değil miydi ya? 15 Temmuz askeri darbe girişiminde onu finansör olarak sorumlu tutuyorduk. Devlet Televizyonu TRT Teşkilat diye dizi yaptı. Orada bütün Türkiye'ye yönelik melanetin finansörü kimdi? Birleşik Arap Emirlikleri öyle ima ediliyordu yani hani Fethullahçıları kullananlar da onlar işte Siyonistleri kullananlar da Komünistleri kullananlar da hepsi onlardı. E şimdi bakıyoruz biz Birleşik Arap Emirlikleri nasıl yardım eder Türkiye'ye nasıl yatırım getirir öyle imtiyazlar veriliyor ki enerji alanında özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne mecliste görüşmeleri devam ediyor. Bu alanda başka başka hiçbir kimse yatırım yapamaz demeye varana kadar yani hani kapitülasyonlar vardı ya Osmanlı döneminde işte hani Fransa'ya verilen e, imtiyazlar o zaman. E şimdi aynısı benzerleri pardon e, şeye veriliyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne ettim mi size ikinci çark yani bakın Mısır Birleşik Arap Emirlikleri arada ne değişti arkadaşlar ne değişti? Kaybolan yıllar nereye gitti? Türkiye'ye nelere mal oldu? Acaba bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizde o kaybolan yılların da dış politikada etkisi sizce yok mudur? Ha bir tane daha var öncesinde Yunanistan. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Bu dedi Miçotakis bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Bitmiştir benim için. Konuşmam etmem dedi. Sonra şey dedi. İşte bir gece ansızın gelebiliriz filan dedi. Sonra e, Michotakis Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşürken bir basın toplantısında ortak dedi ki ya niye gece geliyor gündüz gelsin falan diye böyle hani hafif şey de yaptı iğneledi de yani. Ya arkadaşlar Yunanistan bizim sayemizde F-35 sahibi oluyor başka türlü kongreden geçmiyordu Türkiye'ye F-16 satışı F-16 satışı geçmiyordu başka türlü. Yani bu ama sonra ne oldu o anlaşma bile nasıl mümkün kılındı biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim 7 Aralık'ta hani e, bir daha onun olduğu yere gitmem benim için bitmiştir bir gece ansızın gelebiliriz e, dediği takisi e ziyarete gitti ya Sayın Cumhurbaşkanımız İşte orada işler çözüldü. Ondan sonra Biden telefon açtı ya Tayyip Bey ne iyi ettin de gittin Miçotakis'le artık bak dostuz dedin bu bir gece ansızın gelebiliriz senin için söylemedim ben onu teröristlere söyledim dedin değil mi yani hop. Türkiye'de İsveç şeyini onayladı. F16'lar geliyor. Ha o arada da şey var. Az önce söylediğim gibi Sisi'ye seçim tebriki var Sayın Erdoğan'ın. Arkadaşlar hakikaten Türkiye söylediği sözün ağırlığını giderek kendisi zayıflatmaya başlayan dış politika anlamında bir ülke haline dönüşüyor. Yani siz önce ağzınıza gelin söylüyorsunuz en yetkili ağızdan söylüyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi can ciğer kuzu, kuzu sarması. Sisi'nin olduğu yere gitmem davetine oturmam diyorsunuz. Şimdi ziyaretine gidiyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yunanistan'a öyle bu dış politika çarkları kendini ekonomide gösteriyor mu? E valla gösteriyor ya gösteriyor işte ondan sonra Çin firması diyor ki Türkiye'ye ben gelecektim ama bu kadar sık değişen yönetmeliklerin olduğu bir ülkeye gelemem. Sonuçları siz çıkarın. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.